Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Başbakanımız Binali Yıldırım sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. İlginiz, sevdanız, coşkunuz, teveccühünüz için teşekkürler Ankara. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler, birazdan milletimizle aynı dili konuşan, milletimizle aynı istikamette yol yürüyen, dünya sustukça hakka kıran, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Karşılamaya hazır mıyız Ankara? Hazır mıyız? Teşekkürler Ankara.
Rajim. İstanbul'da Halkalı'da Karslan içinde büyüdüm o yüzden. Buyur abi. Abi soracağım. Abi şu alanda Burak abi şurayı tamam. Şöyle bir boşaltalım. Anons ediyorlar abi. Şurayı tamam. Şurada bir gözüküyor. Okay. Beynine girene kadar. Vakit tamam, hazır mıyız Ankara? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizle aynı dili konuşan,
milletimizle aynı istikamette yol yürüyen, dünya sustukça hakka aykıran, dünya mazlumlarının gür sesi, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Güçlü Türkiye'mizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Teşekkürler Ankara. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Ankara'da yapımı tamamlanan Otonomi Otomobil Galericileri Sitesi açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı ve siz değerli hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz.
Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir hocamızı sahneye davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة. Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Sayın Mehmet Bilir Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Erkoç'u sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli basın mensupları, sektör kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün milletçe daha çok birlik olma ve kenetlenmeye ihtiyacı olacak bazı odakların hedefindeki ekonomimize güç verecek hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ve Başkent Otomotivciler Derneği olarak yaklaşık 5 yıllık bir emek, inanç, azim ve sıkı çalışmanın meyvesi olarak hayata geçirmekten onur ve gurur duyduğumuz Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomimizi açılışı için buradayız. Ülkemiz, milletimiz yararına bir iş başarmanın kıvancını yaşıyoruz. Bugün bizim bayramımız var. Bu mutluluğu bizimle paylaşan sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yoğun ülke gündemi içinde bize değerli zamanlarını ayırarak tesisimizi hizmete açmak üzere törenimize icabet buyuran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, çok değerli bakanlarımıza ve mülki idarecilerimize teşriflerinden dolayı şükranlarımı ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi demokrasimize, milli iradeye, sandıktaki tecellisi olan meşru iktidara gasp etmeye, devletimizi ele geçirmeye yönelik bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Bu hain saldırıyı devleti ve milletiyle yek vücut olarak cuntacıların tanklarına karşı göğsümüzü siper ederek püskürttük. Demokrasimize ve meşru yönetime sahip çıktık. Şimdi de bazı odaklar ekonomimizi hedef almış bulunuyor. Kur ve faiz manipüle ederek ülkemiz hakkında negatif algı yaratarak, kafaları karıştırarak yatırımların, üretimin önüne geçmek, kalkınmamıza, büyümemize çelme takmak, ekonomimize darbe vurmak istiyorlar. Bugün burada bulunmamıza vesile olan bu tesisimizin açılışı onlara güçlü bir mesaj mahiyetindedir. Bizler otonomiyi tamamen öz kaynaklarımızla 500 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirdik. Bunun daha ikinci etabı var ve bir o kadar daha yatırım gerçekleşecek. Evet, biz devletimize, ülkemize yöneten meşru hükümete,
milletimize ve ülkemizin geleceğine yürekten inanıyoruz. Yılmadan, karamsarlığa kapılmadan, devletimize ve milletimize inanarak daha çok çalışmaya, yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, şimdi sizlere kısaca otonominin projesini, tarihçesini anlatmak istiyorum. Bizler 2009 yılında Başkent Otomotivciler Derneği'ni ve devamında 2010 yılında diğer illerdeki derneklerle beraber Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nu kurduk. Gerek dernek, gerek federasyon olarak o günden bugüne çalışmalarımızı azim ve gayretle devam ediyoruz. Her sektörde olduğu gibi mesleğimizin de sorunları var. Bunların maliye boyutu var, gümrük boyutu var, mesleğin düzenlenmesi sorunu var. Son günlerde yaşadığımız sigorta sorunu var. Mesleğin düzenlenmesi için kanun çıkması yönünde uğraşlarımız var. Maalesef sıkıntılarımız bitmiyor. Zaman zaman internet sitelerinden şikayetlerimiz, otopazarlarından, kayıt dışı otomobil alıp satan insanlardan şikayetler bitmiyor. Derneklerin ve federasyonların amacı meslekte birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır. Biz bizzat elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız mesleğimizi daha kaliteli hale getirmek. Bizlerden istedik ki bizim şu yaşadığımız sıkıntıları bizden sonraki nesil yaşamasın. Onlara güzel bir meslek bırakalım. Bu çerçevede ikinci el araç ticaretinin kurumsallaşması, belli standartlara kavuşması, bu işin saygın bir meslek haline gelmesi hedefledik. Bunun için de otonomi projesini düşündük. Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ın başlattığı girişim bizleri harekete geçirdi. Yol açtığı çeşitli problemlere, trafiğe, günlük hayatı zorlaştıran, çekilmez hale gelen şehir içindeki galerilerin şehir dışında bir mekanda toplanmasına yönelik yayınlanan genelgeler ve Büyükşehir Belediye'mizin de büyük destek çalışmaları ile bize rehber oldu. Otonomiyi hayata geçirmek üzere ilk adımımızı 2009 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Başkent Otomotivciler Derneği BOT ile attık. BOT çatısı altında önce 2010 yılında Başkent Otomotivciler Toplu İşyeri Kooperatifimizi kurduk. Daha sonra bizlere inanan 225 arkadaşımızla yola çıktık. Zamanla bu sayı arttı ve şu anda 343'e ulaştık. 2011'in sonlarında üzerinde otonomi inşa ettiğimiz bu arsayı satın aldık ve kısa süre içinde ilk kazmayı vurduk. Kısa denilebilecek bir sürede hayata geçirdiğimiz otonomi tamamen Ankaralı girişimcilerin kendi imkanları ve güç birliğiyle başarıldı. Otonomiciler bu iddialı projeyi arsa tahsisi, vergi kolaylığı gibi herhangi bir devlet desteği olmadan TOKİ ihalesinden arsayı alıp bedelini kendileri ödeyerek ve inşaatını yaparak faaliyete hazır hale getirdi. Devlet büyüklerimizin de desteğiyle ülkemiz için, ekonomimiz için büyük yararlar sağlayacak böyle bir mega projeyi hayata geçirmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Otonomi eşsiz bir projedir. Görmüş olduğunuz otonomi 375 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Otonomide ikinci el araç ticaretine yönelik 551 showroom'umuz bulunuyor ve burası şimdiden %70 gibi bir doluluğa ulaştı. İkinci etapta sıfır araçların içinde olduğu 10 adet otoplazası yapılacak. Ayrıca 13 iş yerinden oluşan bir teknik servis bölümümüz var. Yedek parça, otocam, akü satan iş yerlerimiz faaliyete hazır. Merkez içinde banka, noter, trafik tescil bürosu, ekspertiz merkezi, test sürüş alanı, bir fotoğraflama merkeziyle filo kiralama hizmetlerimizde yer alıyor. Kampüs içinde ayrıca çeşitli konularda faaliyet gösteren 28 iş yeri ve 48 ofis bulunuyor. Bir alışveriş köyü, cami, akaryakıt istasyonumuz, ayrıca 5 yıldızlı otel, kafe ve restoranlar ile kuru temizlemeden kırtasiyeye tüm hizmet birimlerimiz olacak. Tüm bu unsurlara birlikte otonomiyi bir ticaret merkezinin ötesinde ailecek, tam gün vakit geçirilebilecek gezi, eğlence ve gastronomi hizmetlerini bir arada sunan çok yönlü bir yaşam merkezidir.
günde 9.000 aracın giriş çıkış yapabileceği otonomi, günlük 11.000 ziyaretçi ağırlayabilecek, otonomide aynı anda 12.000 araç sergilenebilecek, sıfır ya da ikinci el araç almak isteyenler aradığı her model aracı bir arada bulabilecek. Satılan araca otonomi tarafından tüm test ve kontroller yapılacak, garanti verilecek. Otonomi ne getirecek? Otonomi hem şehrimizin hem sektörümüzün problemlerini çözüp çözüm getirecek. Otonomi faaliyete geçmesiyle Ankara'nın trafik, çevre gibi şehircilik sorunları çözüme kavuşacak. Ankara'nın Emek, Bahçeli Evler, Aydınlık Evler, Turan Güneş Bulvarı, Subay Evler gibi semtlerinde kümelenmiş ve kaldırım işgalleriyle yolları daraltan, trafiği kilitleyen, hayatı olumsuz etkileyen galerilerin İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı uyarınca zorunlu olarak otonomiye taşınması, dolayısıyla binlerce aracın trafikten çekilmesi sayesinde şehir nefes alacak hale gelecek. Ayaküstü satış yapan kişilerce yürütülen çeşitli suistimaller ve güven probleminin yaşandığı ikinci el araç ticareti otonomiyle bir standarda gelecek. Zaman aynı zamanda otomotiv piyasası da kökten değişecek. Özellikle ikinci el araç ticaretinde otonomi çıtayı yükselterek bu işi kurumsal bir yapıya kavuşturacak. Otonominin açılışı ile birlikte vatandaşlar kapı kapı gezme yerine zengin marka ve fiyat seçeneklerini bir arada bulacak. İhtiyaç duyduğu aracı tüm yasal işlemlerini aynı yerde gerçekleştirip her türlü testleri yapılmış biçimde otonomi garantisiyle satın alabilecek. İkinci elde suistimaller, tüketicinin mağdur olduğu durumlar ortadan kalkacak. Otonominin sunduğu zengin araç yelpazesi ve sağladığı imkanlar sayesinde ülke genelinde ikinci elde Ankara merkezli canlı bir piyasa ortaya çıkacak. Bildiğiniz gibi Esenboğa Havalimanı az ötemizde Ankara şehirler arası terminal işletmesinden açtı. Düzenli sefer yapan ücretsiz servislerimiz hizmete başladı. Havaalanı metrosu faaliyete geçtiğinde ulaşımı da daha kolay olacaktır. Bu nedenle biz otonomi Türkiye'nin her yerine bir saat mesafede diyoruz. Az kaldı, bitiriyorum. Otonomi Ankara ve ilçelerinin ekonomisine ciddi katkı yapacak. Ülkemiz ekonomisine ve sektöre de önemli yararlar sağlayacak. Konuşmama burada son verirken açılışımızı yapmak onurunu bizlere bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşriflerinden dolayı şahsım ve camiamız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli günümüzde varlıkları ile bizleri onurlandıran Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, değerli bakanlarımıza, eski İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay'a bilhassa otonomi projesinin en başından beri bize her türlü maddi manevi desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek Beyefendi'ye, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'a, TOP Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'na, ayrıca ATO Müsiyat Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Aynı şekilde Vakıfbank Genel Müdürü Sayın Halil Aydoğan'a, projemizi tasarlayıp hayata geçiren Özgüven İnşaat'ın değerli kurucusu Özgür Özgüven'e, emeği geçen mühendis, inşaatta çalışan amelesi, tüm arkadaşlarımız, işçileri, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize ve ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, tüm bu duygularla otonominin ülkemize, sektörümüze, Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyor. Teşriflerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Erkoç'a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, değerli bakanlarım, sevgili Ankaralılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıllardan beri Ankara'nın kanayan yarası olan galerilerin otonomide toplanmış olması
Ankara için mükemmel bir olay. Dikkat ederseniz mükemmel bir eser. Bu eser Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımıza elimizden gelen her türlü desteği verdik. Altyapıda her türlü asfalt dahil olmak üzere, kaldırımlar dahil olmak üzere her şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonra da her türlü desteği vereceğiz. İnşallah yakında bir 100 bin metrekarelik arazimiz var. Onu da otonomiye verebilirsek ihale yoluyla tabii. İnşallah orada da ikinci el satış yerleri olacak. Ve Ankara'da otomobil denilince direkt olaraktan burası akla gelecek. Cuma namazı geliyor, vakit yok. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili Ankaralılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Eski Bakanımız, Van Milletvekilimiz Sayın Beşir Atalay'ı kürsüye arz ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanım, sevgili Başbakanım, değerli konuklar, hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benimki doğrusu bir sevincimi paylaşmadır. Rabbime şükrediyorum. Güzel bir cuma günü Ankara'mıza kazandırılan güzel bir eseri açıyoruz. Burası Ankara'mızı daha bir güzelleştirdi. Ankara'nın şehirciliğine de büyük bir katkı verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle burada açılışa katıldığı için değerli başbakanımıza ve bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii cuma günü vakit dar ama bu konunun kısa bir öyküsüne ben de şöyle değinmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, 2007 yılında, 2007 seçimi sonrası bana İçişleri Bakanlığı'nı verdi. Niye verdiği kendindedir sebebi. O zaman kendisiyle Türkiye'nin birkaç meselesini şöyle kararlaştırmıştık. Bir, bütün illerde MOBESE kurulacak güvenlik açısından. O zaman sadece İstanbul'da MOBESE vardı. İki, bütün polis merkezlerindeki nezarethanelere kamera konacak şeffaflık açısından. Çünkü işkenceye sıfır tolerans projemizi o zaman başlatmıştık. Üç, bütün illerde ve büyük ilçelerde ikinci el otomobil satışı yapan iş yerleri şehir dışına çıkarılacak. Ve oralarda siteler kurulacak. Bu üçünü yürüttük. Bütün nezarethanelere kameralar konuldu. İşkence sıfırlandı. Bütün illerimize MOBESE kuruldu. Ve işte Ankara'yla, Ankara'nınki biraz gecikti, 2007'de yayınladığımız genelgeyle yerel yöneticilerimize bir görev verdik. Lütfen ikinci el otomobil satışı yapan yerleri şehir dışına çıkarın. Bütün iller bunu yaptı. Bazı büyük iller daha fazla, İstanbul gibi yerlerde. Ama Ankara gecikti ama Türkiye'de en iyisini yaptı. Bakın, burası en iyisidir. Bölgede de böylesi yoktur. Burası bir komplekstir. Ben tabii bu çalışmayı yapan, biraz önce konuşan Aydın Erkoç ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu onların eseridir. Bizler sadece destek olduk. Arsa temininde, bürokrasiyi azaltmada destek olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız altyapıda destek oldu. Ama bu arkadaşlar yılmadı. Böyle güzel bir projeyi hayata geçirdi. Ben onları tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin. Fakat bu vesileyle şunu da, değerli Cumhurbaşkanım, tabii burası başkenttir. Cumhurbaşkanı, cumhurun başı, başkentteki her şeyden daha fazla sorumlu. Bilgisi olsun. Ben bu bölgenin iki dönem milletvekilliğini yaptım. Şimdi Akyurt'tayız. Akyurt ilçemiz kasaba olarak aldık. Bugün güzel bir şehir oldu. Aramızda
Belediye başkanı ve Akyurtlular orayı güzel bir şehir yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada Akyurt sınırları içinde. Ama Akyurt sınırları içinde karar verilen ve halen yürümeyen bir proje daha var. O da fuar alanı. Ankara'nın fuar alanı yok. İşte İstanbul'daki gibi havaalanına yakın Akyurt'ta bunun yeri tespit edildi. Projeleri hazır ama yürümüyor. Ben burada Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı bilgilendiriyorum. Bu konuya ilgilerini istirham ediyorum, kendilerine arz ediyorum. Burada yapılan diğer bir şey ise bütün üniversiteler Ankara'nın güneyinde veya batısındaydı. İlk defa Yıldırım Bayezid Üniversitesi Çubuk'a kuruldu. O zaman yine Cumhurbaşkanımızla birlikte bunu kararlaştırdık. Ve ilk defa bu bölgede bir şu anda üniversite kuruldu. Bir de tabii bizim Pursaklar ilçemiz o zaman ilçe oldu. Bu bölge böylece inşallah fuar alanıyla ve bu büyük tesisle daha da bir kendisini göstermiş olacak. Ben tekrar sevincimi paylaşıyorum. Allah hayırlı etsin. Güzel bir gündeyiz. Cumanız mübarek olsun. Hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İçişleri eski bakanımız, Van milletvekilimiz Sayın Beşir Atalay'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'mızın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, cumanız mübarek olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara'nın gelişimine, kalkınmasına büyük katkı sağlayacak, Ankara ekonomisini canlandıracak önemli bir eserin açılışı için beraberiz. Bölgenin, hatta Orta Doğu'nun en büyük otomotiv ve ticaret merkezlerinden bir tanesini, otonominin açılışını yapıyoruz. 15 Temmuz gecesi tanklara, jetlere, bombalara, mermilere göğsünü siper eden Ankara'nın yiğit insanlarına, hemşerilerimize yakışır bir hizmeti bugün başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Milli mücadelenin öncülüğünü yapan Cumhuriyetimizin, demokrasisinin baş şehrine yakışan güzel bir eser olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ankara'nın sosyal hayatına olduğu kadar bölgenin ticari hayatına da çok önemli katkılar sağlayacak. 14 yıl öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si aynı değil. Biliyorsunuz, 14 yıl önce Türkiye'de istikrar yoktu, güven yoktu. Bugün Allah'a şükür güven var, istikrar var, güçlü siyasi bir irade var. AK Parti var. Evet, AK Parti var. AK Parti 14 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptı. IMF kapılarında dolanan bir ekonomiyi def etti ve artık denetlenen değil, kendi kararını kendini veren bir Türkiye var. Bu Türkiye önce aziz milletimizin duası ve desteği, sonunda da bu milletin iktidarı, AK Parti'nin getirdiği yönetim başarısıyla, becerisiyle bu hale geldi. 15 Temmuz'da
demokrasimizi koruyan, darbeye darbe yapan, bu uğurda hayatlarını kaybeden, aynı zamanda bölücü terör örgütüne karşı sınır kapılarında, doğuda, güneydoğuda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türkiye büyüyor. Türkiye ile birlikte şehirler de büyüyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bugünün Türkiye'si dünyanın 20 ekonomisinin içinde. Artık uluslararası piyasalarda enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan tarıma, birçok alanda ülkemizin önemi artmaya devam ediyor. Sadece büyümüyoruz. Etrafımızdaki mazlum ve mağdur milyonlarca kardeşimize de kucak açıyoruz, destek oluyoruz. Bugün açılışı yapılan bu güzel eser Ankara'mızın, başşehrimizin gelişimini de ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Ankaralılar, Türkiye'de otomotiv sektörü yıllar geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bakın size iki tane rakam vereceğim. 2002'de Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı. Araba, kamyon, otobüs tamamı 8,5 milyon. Şimdi ne kadar? 21 milyon. Kaç katı? Neredeyse 3 katına yaklaşmış. Bu büyümeyi gösteriyor. Bu refahı gösteriyor. Bu rakam piyasanın ne kadar canlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Zaman içerisinde bu motorlu araç varlığındaki artış özellikle şehirlerde de trafiği maalesef olumsuz etkiliyor. Hatırlayın, galericiler, otopazarları şehrin içerisindeyken sokaklar park alanına dönüyor ve trafik felç oluyordu. Ne kadar yeni yol yapsan, ne kadar köprü yapsak, eğer şehir içi planlaması tam yoksa amacımıza ulaşamıyorduk. Bunun için şehrin içerisinde kümelenen bu araçların kaldırılması, ikinci el otopazarlarının şehir dışında tek bir mekanda toplanması, Türkiye'de bütün şehirlerde olduğu gibi Ankara'da da nihayet gerçekleşmiş oldu. Az önce konuşmacılar anlattı. Buralara, bu eserin bu hale gelmesine kolay olmadı. Tabii arsa olacak. Arsa ile ilgili sorunlar çözülecek. Finansmanı bulunacak. İnşaatçısı, yapanı, müteahhiti tayin edilecek. Ve nihayet altyapı yapılacak. Yolları, refüjleri, kaldırımları, yeşil alanları. Burası Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Ankaralılar, sadece oto alınıp satılan bir yer değil. On binlerce insanın her gün gelip burada vakit geçireceği bir yaşam alanı haline gelmiş. Oteliyle, yiyecek içecek merkezleriyle her türlü ihtiyaçlarını vatandaşların karşılaşacağı muazzam güzel bir tesis olmuş. 500 trilyon harcama yapılmış. Altyapı buna dahi değil. Belediyede altyapıya 15 trilyon harcamış ve böylece güzel bir iş ortaya çıkmış. 551 tane dükkan var. Bu ne demektir? Her bir dükkan bir ekmek kapısı. Burada çalışanlar olacak. Burada iş az sahibi olanlar olacak. Ekonomiye katkı sağlayacak. Tesiste bir aracı satın almak için ihtiyaç olan her şey var. Otelinden alışveriş merkezine
ve bütün ihtiyaçlar burada rahat bir şekilde görülmüş olacak. Aynı anda 12 bin aracı, arabayı burada görebileceksiniz. 5 bin kişi burada iş sahibi olacak. Böylece vatandaşımız bir araç almak için Ankara'yı sokak sokak, küçük galeriler dolaşmak zorunda kalmayacak. Buraya gelerek istediği kadar seçeneği, istediği kadar çeşidi görecek, en beğendiği, en güzel aracını alacak. Bütün işler de burada hallolacak. Alım, satım, noter, ruhsat, her şey. Oturup kahvesini içerken, yemeğini yerken bir yandan da bu işlemler yapılacak. Hizmet ayağına gelecek. AK Parti ne demek? İşimiz hizmet, gücümüz millet. AK Parti'nin siyasetteki tek hedefi var. Millete hizmettir. Değerli kardeşlerim, havalanına yakın, havalanından gelenler de burada rahatlıkla konaklayabilecekler. Ayrıca Ankara'dan ücretsiz servis olacak. Yetmedi, buradan Ankara'ya önümüzdeki yıllarda metroyu da yapacağız. Böylece Ankara ile bura arası çok daha yakınlaşmış olacak. Gelirler, hiç merak etmeyin. Burayı gördükten sonra herkes gelir. Derli toplu gayet güzel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara'nın toplu ulaşımına destek olmak için, belediyemize destek olmak için bildiğiniz gibi Kızılay Çayyolu, Batıken Sincan metrolarını açtık. Şimdi de artık Kara Sevda'ya dönen Keçiören Tandoğan metrosunu önümüzdeki ay açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan metrolarıyla, bir yandan yollarıyla, geniş bulvarıyla Ankara'nın güzelliğine daha da güzellikler katacağız. 90'lı yıllarda Ankara demek kışın bir bulutun altında güçlükle nefes alınan bir şehir demekti. Bugün artan nüfusa rağmen Ankara yaşanacak bir şehre dönüştü. Bölgenin en güzel şehirlerinden biri oldu. Ankaralıların %98'i doğalgaz kullanıyor. Şehir içi otobüslerin %80'i de doğalgazla çalışıyor. Yani egzoz yok, duman yok. Ama bitmedi. Hala yapmamız gereken işlerin olduğunu biliyoruz. Bölgenin en büyük kentsel dönüşüm projesi de Mamak'ta gerçekleşiyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 14 yılda Ankara'da ikiye katladık. 920 kilometreye ulaştırdık. Hayırlı uğurlu olsun. 30 köprü ve viyadük yaptık. Değerli Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, geçtiğimiz ay Yavuz Sultan Selim Bulvarı'yla 78 tane eserin yine huzurlarınızda açılışını yaptık. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın, zat-ı halinizin teşrifiyle bölgenin, Orta Doğu'nun en büyük tren garını, yüksek hızlı tren garını da açılışını yaparak Ankara'ya kazandırdık. Sivas ve İzmir'e hızlı tren çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'dan, Konya'dan sonra Vereli'ni, Kırıkkale, Yozgat, Sivas. Diğer yandan Afyon ve İzmir. Ankara Türkiye'nin başkenti değil, aynı zamanda
hızlı trenin de başkenti oluyor. Başkent ray tüm hızıyla devam ediyor. 2 sene sonra başkent ray da hizmete girmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmetler saymakla bitmez. Zaman dar, mübarek gün. Sayın Cumhurbaşkanım, milletimizin duası, desteği, bu samimiyeti olduğu müddetçe bize gece gündüz durmak yok, yola devam. Durmak yok, yola devam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, vakit tamam, hazır mıyız? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, Türkiye sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Başbakan, sevgili Ankaralılar, otomotiv ticaret sektörünün kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten ülkemizde nadide eserlerden biri olarak inşa edilen otonomi, otomotiv ticaret merkezinin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu güzel eserin Ankara'mıza kazandırılmasında emeği geçen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı ve Otomotivciler Derneği tüm kurumlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, otomobil insanoğlunun enerji kaynağı olarak malum buharı keşfetmesiyle geliştirilen ve hızla çeşitlendirilen bir araç olmuştur. Yaklaşık 200 yıldır artan bir şekilde hayatımıza giren otomobil, önceleri lüks tüketim ürünü iken zamanla her düzeyden insanın ulaşabileceği, kullanabileceği bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Otomobil sayısı arttıkça buna bağlı sorunlar da büyümeye başladı. Trafik kazalarından otoparklara, çevre ve gürültü kirliliğinden güvenliğe kadar pek çok alanda ortaya çıkan sorunlarla mücadele ediliyor, edilecek. Her nimetin bir külfeti olduğu bu gerçekten hareketle mücadeleyi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Bugün ülkemizde 11 milyondan fazlası otomobil olmak üzere 21 milyona yakın motorlu kara taşıtı bulunuyor. Halen trafikte olan otomobillerin yaklaşık 1/4'ü 20 yaşın üzerindedir. Yani artık onlar hurdaya gitmeye namzettir. Otomobil rezervimiz hızla yenileniyor. Yeni otomobil satışında her yıl rekor kırıyoruz. Aynı şekilde, gerçi ikinci el diye ifade ediliyor ama ben günübirlik otomobil satışlarına da az önce Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi burada onlar için de böyle bir açık otomobil satış alanı
hazırlanması hakikaten bu noktada da önemli bir adım olacaktır. Özellikle bu eser eşine az rastlanan yatırımlardan bir tanesi ve otonomi bunun ispatıdır. Ülkemizde artık bunlar gelişmeye başladı. Örnek olacak ve otomobil kullanmanın bir cazibesinin olmasının da bunlar birer ispatı olacak. Bunlardan birincisi vatandaşlarımızın gelir düzeylerinin artıyor olmasıdır. Demek ki artık Türkiye birey olarak zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye'den 3 kat daha zengindir. Kim ne derse desin. Halep oradaysa arşın burada. Bir başka ifadeyle bugün herhangi bir vatandaşımızın otomobil alma imkanı geçmişe göre 3 kat daha fazladır. Sadece otomobil almak kolaylaşmadı. Bu otomobili kullanmak da kolaylaştı. Niye? Göreve geldiğimizde 2002 Türkiye'de 6000 kilometre bölünmüş yol vardı. Ama biz bunun üzerine ne yaptık? 18000 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Şu anda 24000 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bu sağ ol. Bu şehirler arası yolculuğun hızını, konforunu ve güvenliğini artırdı. Hamdolsun. Şehirlerimizin içinde de Ankara örneğinde olduğu gibi. Ah ah. 14 sene önce havalimanı var mıydı? Bir ucube vardı burada, vardı. Ama ondan sonra buraya bu modern havalimanı inşa edildi ve tek gidiş tek geliş, bazı yerlerde sadece tekleşen bir Ankara girişi vardı. Türkiye'nin başkentine mi giriyorsun yoksa farklı bir yere mi giriyorsun? Böyle anlaşılıyordu. Ama şimdi bir başkente geldiğini anlıyorsun. Hamdolsun. Bunu milletçe beraber yaptık. Siz bize güvendiniz, inandınız, biz de size güvendik, inandık ve size layık olmaya çalıştık. Yapılan bu. Ve Ankara bunu yakaladı, İstanbul hamdolsun bunu yakaladı ve bütün şu andaki büyük şehirlerimize bakın. Niye 30 tane büyük şehir yaptık? İşte bundan dolayı. Gelişiyoruz dedik. Büyüyoruz dedik. Öyleyse git Gaziantep'e bunu görürsün. Hamdolsun. Git Trabzon'a, Samsun'a bunu görürsün. Git İzmir'e bunu görürsün. Her yer gelişiyor. Manisa'ya git, Denizli'ye git bunu görürsün. Kayseri böyle, Konya böyle. Her yer gelişiyor. Demir yoluyla, hava yoluyla, karayoluyla, her şeyle gelişiyor. Bu bir aşk işidir, aşk. Derdiniz varsa bunu yaparsınız. Aşkınız varsa bunu yaparsınız. Eğer dert yoksa bunu yapamazsınız. Ama siz dertlisiniz, aşkınız var. Birilerinin de bu ülkede darbe yapmak gibi bir derdi var. İşte onlar darbe yapmak için yola çıktılar. Benim milletim de aşkının, derdinin gereğini onlara meydanlara çıkarak gösterdi. Allah bu milletten razı olsun. Siz dünyaya örneksiniz. Dünyaya örneksiniz. Bunu ispat ettiniz. Ben de diyorum ki yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Uluvatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. İşte bu millet böyle bir millet. Şimdi kardeşlerim,
Tabii bugün cuma. Şurada 15 dakikamız kaldı. Fazla huzurlarınızı da işgal etmek istemiyorum. Ama şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Yapacağımız daha çok iş var. Onun için çaya vakit yok ki. Oraya gideceğiz. Kardeşlerim, Rabbim bu ülkeyi, bu milleti korusun inşallah. Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun. Ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sevgili milletim, sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz dövize para değer kazandıracağız ya. Gelin bunu yapın. Ve bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek. Bak, şimdi Çanakkale Köprüsü geliyor. Kanal İstanbul geliyor. Talipliler gelmeye başladı. Ama bunlara sorsan hayır diyorlar. Olacak. Olacak. Aynı şekilde eğitimde elhamdülillah. Sağlıkta biliyorsunuz şu anda hastanelerimizin, şehir hastanelerimizin açılışlarına bu ay başlıyoruz. Bak ne zaman başladıyız, şimdi neredeyiz? Ve süratle 30 büyük şehrimizde şehir hastanelerimizi açmak suretiyle vatandaşımızın inşallah kapı kapı dolaşmasını ortadan tamamen kaldırıyoruz. Modern hastanelerle. Ve inşallah faiz noktasında da arkadaşlarıma da aynı şeyi söyledim. Faizi düşürmekten başka çare yok diyorum, yine aynı şeyi söylüyorum. Biz dünyaya bakalım. Amerika'da faiz yüksek mi? Japonya'da yüksek mi? Avrupa'da yüksek mi? Peki ya onlar da bu kadar düşük de biz niye 14, 15, 16'larda dolaşıyoruz? Biz düşük faizle yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları için de söylüyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çok çalışacağız. Tamam? Derslere de çok çalışacağız. Başarılı olacağız. Şimdi tarihi bir dönüm noktasında verdiğimiz mücadele unutmayın. En az Kurtuluş Savaşı dönemi kadar önemlidir. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nın ardından yaptığımız tercihler sonraki bir asırlık dönemimizi biçimlendirdiyse bugünkü tercihlerimiz de önümüzdeki bir asrı şekillendirecektir. Hemen kısa keseyim. Şimdi aklıma Arif Nihat Asya'nın o malum şiiri geldi. Çünkü biz ya istiklal ya ölüm dedik. Ve şimdi artık ya istiklal ya ölüm, böyle bir noktada Allah'ın izniyle değiliz. Artık istiklal ve istikbalimizi güçlü kılmanın gayreti içindeyiz. Hazır mıyız? Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver.
Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Otonomi Otomotiv Ticaret Merkezi'nin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumanız mübarek olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Erkoç'u sahneye davet ediyorum. Ve yine günün anısına Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hediye takdimi olacaktır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı da sahneye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Ve günün anısına Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hediye takdimi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Otonomi Otomobil Garajları sitesi açılış törenini kurdele kesmek suretiyle sizlerle hemşehrilerimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Hazır mıyız? Evet. Otonomi tüm Ankaralılara, tüm otomotiv sektöründe olan kardeşlerime, arabasını değiştirme ihtiyacı duyanlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah bol bereketli kazançlara vesile kılsın diyorum. Ya Allah! Bismillah.
Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan otonomi otomobil garajları sitesi açılışını kurdele kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Günün erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine, itfaiyeye ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.